Merhaba sevgili öğrenciler. Geçen haftaki dersimizde akut miyokard enfarktüslerinin oluştuğu sıralarda kalpte bulunan bazı enzimlerin ortama salınması sonucunda akut kalp krizlerinin teşhisinde bize yol göstermelerini ve özellikle troponin ve CPK embinin ve aynı zamanda miyoglobinin bu enzimler arasında en önemlileri olduklarını konuşmuştuk. Bugünkü dersimizde ise doğrudan doğruya akut miyokard infarktüslerini konuşmaya başlayacağız. Özellikle akut miyokard infarktüsü iki temel başlık altında incelenecektir. Bunlardan birincisi angina pectoris'tir. Angina pectoris dediğimiz zaman aslında göğüsteki ağrıyı tanımlamaktayız. Ancak angina pectoris spesifik olarak, özellikli olarak kalpten gelen ağrıya verilen isimdir. Yani göğüs ağrısı dendiğinde başka sebeplerden, ki bu ayırıcı tanıda konuşacağımız bir konudur, başka sebeplerden oluşacak göğüs ağrılarına göğüs ağrısı diye isim verirken, bu ağrı kalp kaynaklı olduğunda buna angina pectoris adını veriyoruz. Özellikle kalp kasının oksijensiz kaldığı zaman ortaya çıkan bu ağrı, yanında birlikte bulunan diğer klinik tablolarla birlikte bizi kalp krizinin tanısına götüren önemli ipuçlarından bir tanesidir. Angina pectoris, göğüste sternum kemiğinin arkasında, ki sternum kemiği bildiğiniz gibi göğsün ön duvarında, halk arasında iman tahtası olarak da bilinen kemiktir. Ezici, sıkıştırıcı, ağrı ile seyreden ve kalpte kalp kasının talep ettiği oksijenin kalbe sunulamamasından dolayı ortaya çıkan iskeminin neden olduğu ağrıdır. Bunu biraz açmak istersek şunu söyleyebiliriz. Kalp bildiğiniz gibi sürekli kasılan, gevşeyen bir organ ve bu hareketleri yapmakla vücudumuzun ihtiyaç duyduğu oksijeni bütün dokulara kan yoluyla ulaştıran bir organdır. Bu kasılma ve gevşeme süreçleri çok ciddi şekilde bir oksijen tüketimi gerektirmektedir. İlk derslerimizden hatırlayacağınız gibi en çok oksijeni tüketen organımızın beyin olduğunu, ikinci organımızın ise kalp olduğunu konuşmuştuk. İşte bu oksijen tüketimini yaparken kalbi besleyen koroner damarlarında kalbin ihtiyaç duyduğu bu oksijeni ona sağlaması gerekmektedir. Ancak bu koroner damarlar içerisinde herhangi bir sebepten bir tıkanıklık veya kalp kanın akışına bir engel oluşur ise kalp kasılmaya yine devam edecek. Ancak kan kendisine ulaşamadığı için damarlardaki tıkanıklıktan dolayı oksijensiz kalacak ve o oksijensizlikle iskemi dediğimiz tablo ortaya çıkacak. Bu da klinikte kendini bize göğüs ağrısı ile gösterecektir. Angina pectoris iki ana başlık altında incelenmektedir. Birincisi kararlı angina ya da yaygın bilinen adıyla stabil angina pectoris'tir.
Bu angina sıklıkla bir efor ile gelmekte. Kişinin sarf etmiş olduğu bir gayret sonrasında ortaya çıkmakta. Dinlenmekle ve veya dil altı nitrat ilaçlarını almakla geçen 3 ile 10 dakika arasında süren ve genellikle EKG'de değişiklik oluşturmayan göğüs ağrısıdır. Dolayısıyla geliş karakteri hep bellidir bu anginanın. Bir efor vardır, hasta yorulur, bir iş yapar, göğsünde kalp kasının ihtiyacı arttığı için oksijene, o tıkanıklık varsa ve geçemiyorsa kan damardan kalbe yeterli kanı götüremiyor, göğüs ağrımaya başlıyor. Hasta dinlendiği zaman damardaki akım yeterli halde geldiğinde ağrı yavaş yavaş geçiyor veya dil altına nitrat alıp damarları genişlettiği zaman damarın genişlemesi sonucunda artan kan akımı nedeniyle hastanın göğüs ağrısı geçebiliyor ve genellikle 3-10 dakika içerisinde geçen bir ağrıdır. Daha uzun çok sürmüyor ve EKG değişikliği yapmıyor. İşte bu kararlı angina ya da stabil angina pectoris olarak bilinen ağrı şeklidir. Kalpten kaynaklanan. İkincisi ise kararsız angina pectoris'tir ya da anstabil angina pectoris'tir kullanılan adıyla. Bu ağrının ise eforla bağlantısı olmak zorunda değildir. Genellikle ne zaman geleceği belli olmamaktadır. Dinlenirken dahi gelebilen bir ağrıdır. 10 dakikadan daha uzun süren bir ağrıdır. Çoğunlukla 15-20-25 dakikaya uzar bu ağrılar genellikle. Nitratlara her zaman yanıt vermez. Yani hasta dil altına bir hap koyduğu zaman ya da bir puf perlinganit sıktığı zaman mutlaka bu ağrı geçecek diye bir durum söz konusu değil. Ağrı devam edebilir. Ve infarktüsle kalp kriziyle sonlanma ihtimali olan bir ağrıdır. Anstabil angina pectoris ya da kararsız angina pectoris. Üçüncü başlığımız ise bütün bunların sonlanma noktası olan kalp krizi dediğimiz ya da akut miyokard infarktüsü dediğimiz noktadır ki bir ya da daha fazla koroner arterde kan akımının azalmasına bağlı olarak miyokartta iskemi ve nekroz gelişmesidir. Ne demektir nekroz gelişmesi? Kasların ölmesi demektir. Demek ki infarktüs ya da kalp krizi geliştiği zaman olan olay kalp kasının ölmesidir netice itibariyle. Dolayısıyla miyokard enfarktüsüne yol açan neden o kası, kalp kasını besleyen damarlarda ortaya çıkan problemlerin varlığıdır. Ki bunların başında ateroskleroz ya da damar sertliği gelmektedir. Ya da bu damarların içerisinde pıhtı oluşması ki bu da daha çok ateroskleroz sonucunda meydana gelen bir süreçtir. Bazen özellikle kalpten çıkan aort damarının tam başında bulunan aort kapağın fazla bir şekilde kireçlenmesi sonucunda oradan kopabilecek küçücük minicik kireç parçalarının koroner damarlar içerisine emboli yapması sonucunda da kalp krizleri ortaya çıkabilir. Bazen ise doğrudan doğruya uzun süren koroner arter spazmları yine kalp kriziyle sonlanabilmektedir. Özellikle hipertansiyon hastalarında ani gelişen bir hipertansiyon nedeniyle miyokardın oksijen gereksinimlerinin artması veya aynı durum karşısında koroner arterlerin miyokarda ihtiyacı olan kanı gönderememesi neticesinde hipertansif ataklar sırasında da kalp krizleri meydana gelebilmektedir. Miyokard enfarktüsünün
En tipik belirtisi göğüs ağrısıdır. Bu ağrı en çok sternum kemiğinin arkasında hissedilir. Hastaya ölüm korkusu yaşatan bir ağrıdır. Genellikle soğuk terleme eşlik eder. Bazen bu ağrı boyuna, çene ve kollara yayılım yapabilir. Özellikle sol tarafı çene ve sol taraf kola doğru yayılan bir ağrı bunun tipik bir göstergesi olabilmektedir. Bu angina ağrıya göre daha şiddetli ve uzun sürelidir. Genellikle diğer sebepleri olan hastalarda özellikle aort diseksiyonları hariç ağrı çok şiddetlidir ve ağrı kesicilere cevap vermez. İstirahatle geçmez. Pozisyon ve solunumla değişmez. Yani soluk alıp vermekle ağrıyı hafifletemezsiniz. Pozisyon almakla ağrıyı hafifletemezsiniz. Çünkü olay ölen hücrelerden kaynaklanan iskemik bir ağrıdır. Genellikle kalp krizi başladıktan sonraki anlarda nitratlar yani dil altına koyacağımız perlinganit veya nitratlar bu ağrıyı çok hafifletmezler. Eğer kalp hızlı bir şekilde yıkıma gidiyorsa bunlara dispne, çarpıntı, bulantı ki bu kalp debisinde olan ani değişikliklere bağlı meydana gelecektir. Bulantı, kusma ve panik hissi ağrıya eşlik edebilir. İşte bu tablonun hakim olduğu göğüs ağrılarında hastaların özellikle kalp krizi geçiriyor olma ihtimallerini ciddi şekilde akılda tutmak gerekecektir. Akut miyokard infarktüsleri iki ana başlık altında irdelenmektedirler günümüzde. Bunlardan birincisi non-STEMI ya da nesetemi veya enzimatik MI dediğimiz yani EKG değişikliği oluşmadan sadece enzimlerin yükseldiği miyokard infarktüsleridir. İkincisi ise STEMI grubu dediğimiz EKG değişikliği olan kalp krizleridir, miyokard infarktüsleridir. STEMI kelimesi ST elevasyonlu miyokard infarktüsü demektir. Yani elektroda kalpteki EKG'de aldığımız zaman EKG, ST segmentinin yükseldiği, değişiklik gösterdiği kalp krizleridir. Non-STEMI denilen kalp krizleri ise bu ST segmentinin yükselme göstermediği kalp krizleridir. İşte günümüzde akut miyokard infarktüsleri ya da akut koroner sendromlar daha modern tanımıyla akut koroner sendromlar iki temel başlık altında incelenmektedirler. Bunlardan birincisi non-STEMI ya da enzimatik miyokard infarktüsü. İkincisi ise STEMI miyokard infarktüsleridir. Öncelikle ST elevasyonu olmayan kalp krizlerini irdelersek eğer, bunlarda EKG değişikliği yoktur ya da hafif bir ST segment çökmesi vardır. Klinik bulgular ve enzimlerdeki yükselmeler ile tanı konur. Bunlardan klinik bulgular içerisindeki en önemli bulgumuz ise hastadaki göğüs ağrısıdır. Yani angina pectoris'tir. Bu hastalarda EKG değişikliğini görmesek bile daha önce bahsetmiş olduğumuz kardiyak enzimlerden özellikle troponin T ve miyoglobinin ilk 1,5-2 saat içerisinde veya CPK-NB'nin 4. saatten itibaren yükseliyor olduğunu kan tahlillerinde görmemiz bu hastalarda göğüs ağrısı
ve enzim yüksekliği ile bağdaştırdığımızda non-STEMI bir akut koroner sendrom geçirdiğini söylememiz mümkün olacaktır. Genellikle koroner arterlerde bir daralma söz konusudur. Ancak çoğunda arterin içerisinde tam tıkanma olmamaktadır. Yani yetersiz bir kan akışı meydana gelmektedir. Ve bu tür enfarktüslerin, bu tür koroner sendromların çoğunda kalp kasının bütün duvarı yukarıdan aşağıya kadar tutulmuş değildir. Genellikle bir kısmı enfarktüs alanı içerisine girmektedir. Yani bütün kas kalınlığı boyunca seyreden bir enfarktüs olmamaktadır. Genellikle bu tür hastalarda pıhtı eritici tedaviler dediğimiz fibrinolitik tedaviler ve uygun zamanda yapılacak olan stent tedavileri belki de enfarktüsün hiç hasar bırakmadan iyileşmesine bile sebep olabilecektir. Dolayısıyla özellikle non-STEMI ya da ST elevasyonu yükselmesi olmayan ya da enzimatik miyokard infarktüsü, üçü aynı şeyi ifade ediyor dediğimiz kalp krizlerinde hastanın erken tanısı durumdan doğru şekilde şüphelenmek ve hastayı olabilecek en hızlı şekilde doğru bir merkeze dolaştırmadan anjiyoların yapılabildiği bir merkeze götürmek oldukça hasta lehine büyük bir kazanç olacaktır ve hastaya enzimatik miyokard enfarktüsü tanısı konulduğu zaman yapılacak hızlı bir pıhtı eritici tedavi veya bir stent tedavisiyle hastanın hayatı ciddi şekilde kurtarılacak, kalbi de büyük oranda korunmuş olacaktır. Akut miyokard enfarktüslerinde STEMI ya da ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü baktığımız zaman bunlarda çekilen elektrokardiyogramlarda ilgili alana ait bölgede, EKG'nin ilgili alanı gösteren bölgesinde ST yükselmelerini ve patolojik Q dalgalarının oluşumunu görebiliriz. İnfarkt ST yükselmeli akut koroner sendromlarda non-STEMI'lere göre bütün kas tabakasını tutar. Yani endokarttan epikarda kadar bütün kalp kası enfarktüs alanının içerisine girmiştir. Sıklıkla ilgili o alanı besleyen, kalp kasının o bölgesini besleyen koroner arterin plak rüptürü sonrasında gelişen akut trombotik bir olaya bağlı tam oklüzyonu söz konusudur. Yani özellikle ateroskleroz damar sertliği zemininde yırtılan bir plağın oraya çektiği pıhtı yapıcı hücrelerle trombositlerin oraya birleşip oturup pıhtı olmasını sağlamasıyla damar içerisinde kendi kendini tamir etmek isterken damarın tam tıkanmasına neden olan bir trombüs oluşmakta. Trombüs de kan geçişini engellediği için kalbin o bölgesini besleyen damardan geçemeyen kan neticesinde alan iskemik kalmakta ve kalp kasının bütün tabaka boyunca enfarktüs geçirmesine sebep olmaktadır. Yine STEMI hastalarında da non-STEMI hastaları gibi kardiyak enzimler yükselme göstermektedir. Ve bu enzimlerin yüksekliğiyle EKG'deki değişiklikleri ve hastanın klinik tablosunu birleştirdiğimizde kalp krizi tanısını koymamızı kolaylaştırmaktadırlar. Sıklıkla tablo non-STEMI hastalarına göre daha ağırdır ve çok daha hızlı hareket etmemizi ve anjiyo yapılarak gerekirse sorumlu damara anında ikinci bir işleme gerek kalmaksızın
primer stent uygulanması yapılmasını gerektirmektedir. Bilhassa STEMI hastalarında, yani EKG değişikliği olan hastalarda, zamana karşı çok önemli bir yarış vardır. Zaman hastanın aleyhine çalışmaktadır. Bu nedenle de ambulanslarda 12 kanallı EKG cihazlarının bulunması ve mutlaka göğüs ağrısı ve eşlik eden soğuk terleme, hastada bir ölüm korkusunun varlığı ve özellikle de STEMI EKG çektiğimiz zaman STEMI saptandığı takdirde, bilhassa olaya ilk 2 saatlik süre içerisinde müdahale etmiş isek, doğrudan doğruya bu hastanın hiç oyalanmadan hemen bir anjiyografi ünitesine taşınması ve beklenmeden anjiyoya alınması ve gerektiği takdirde PTCA dediğimiz perkütan transluminer koroner anjiyografi işleminin yapılarak hastaya ve sorumlu damara stent konulması, hastanın hayatını kurtarmada çok çok ama çok önemli bir zaman bize kazandıracaktır. Bu süre içerisinde kalp kası ölümü oluşmadan iyileşme sağlanması olasılığı en yüksektir. 2 saati geçen sürelerde kalp kasında ölümler başlayacaktır. Ancak bilhassa 4 saate kadar olan müdahalelerde yine de olabildiğince bir kalp kası koruma olanağımız, olasılığımız vardır. Demek ki bizim için özellikle de kalp krizi geçiren, hele ki STEMI akut koroner sendrom geçiren bir hastada ilk 2 saatlik süre ve 2 saatte olmadığı takdirde de yine ilk 4 saatlik süreler faydaları biraz daha az olsa da çok kritik ve çok önemlidir. EKG alanlarına baktığımız zaman ise bir EKG'yi akut koroner sendrom geçiren bir hastada bir EKG'yi çektiğiniz zaman şu renk kodlarına göre kalbin hangi bölgesinde kalp krizinin yerleşmekte olduğunu anlamamız son derece mümkündür. Böylece hangi damarında sorumlu olduğunu tahmin etmemiz bir miktar kalp anatomisini bildiğimiz zaman kolaylaşmaktadır. Elbette kalp anatomisi ve damar seçimleri sizin çalışma alanınıza girmemekte. Ancak bu alanlardaki EKG değişikliğini tanıyor olmanız, özellikle enfarktüsü tanımanızda böyle bir hızlı müdahale yapılması gerektiğinin bilgisinin ambulanstan merkeze iletilmesi, hastanın gideceği merkezde karşılanması ve karşılanması sırasında zaman kaybetmemesi çok çok önemli olacaktır. Daha önce sizlere EKG'de bipolar ve unipolar ve göğüs duvarına yerleştirilen puarlar neticesinde göğüs derivasyonlarının olduğunu anlatmıştım ve bipolarların D1, D2, D3 olduğunu, unipolarların AVR, AVL ve AVF olduğunu ve göğüs duvarındaki derivasyonların ise V1'den V6'ya kadar olduğunu daha önceki derslerimizde görmüştük. İşte EKG'de D1, AVL ve V5 ve V6 derivasyonları kalbin lateral duvarını görürken, D2 ve D3 ile AVF derivasyonları kalbin inferior duvarını görmekte, V1, V2, V3 ve V4 derivasyonları ise kalbin septum ve anterior duvarlarına işaret etmektedirler. İşte bu duvarlardaki ST değişiklikleri hangi
kalp bölgesinin zan altında olduğunu ya da hangi kalp bölgesinin akut koroner sendrom geçirdiğini kolaylıkla tahmin edebiliyoruz. Özellikle anteroseptal bölgeden geçirilecek kalp krizlerinde kalbin sağ ve sol ventriküller arasındaki duvarının ve apex kısmının da devreye girmesinden dolayı kalbin kasılma gücünün büyük bir kısmını kaybedeceğini, bundan dolayı da hastanın hızla hemodinamisinin bozulabileceğini akılda tutmak çok önemlidir. Hastaya her an vazopresör dediğimiz damarları kasıcı veya kalp hızını artırıcı adrenalin gibi ilaçları yapmamız gerekebilecektir. Böyle durumlarda farklı diğer tedavilerle birlikte. Tabii ki bu tedaviler sizlere gerektiği şekilde bilgisi merkez tarafından iletilecektir. Diğer taraftan kalbin daha önce iletim sistemini konuşurken gördüğümüz atrioventriküler mod dediğimiz iletim sisteminin tam septuma giriş noktasında yer alan atrioventriküler nodunu en çok %70 oranında besleyen sağ koroner arterdir ve özellikle sağ koronerin suladığı bu alan atrioventriküler noda da sağ koroner arter dal verdiği için %70 oranında inferior MI'larda, kalbin inferior MI'larında hastanın bu atrioventriküler nodu da %70 oranında bu alan içerisine gireceğinden ya da beslenemeyeceğinden aynı şekilde kas gibi kalp blokları karşımıza çıkabilecek ve kalp blokları nedeniyle ritim bozukluklarıyla karşı karşıya kalabileceğiz. Dolayısıyla sağ koronerin ya da inferior enfarktüslerin %70'ine sebep olan sağ koronerin bilhassa tıkanıklıklarında ritim bozukluklarının ve kalp bloklarının karşımıza çıkabileceğini ve bunlara karşı da hazırlıklı olmamız gerektiğini unutmamamız gerekmektedir. Sevgili öğrenciler, bu dersimizde akut miyokard infarktüslerinin ya da akut koroner sendromların angina pectoris ve kalp krizinin kendisinin özellikle tanısında kullandığımız yöntemleri ve klinik karşımıza çıkış şekillerini tartışmış bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize bu yoğun, stresli günlerde sağlık diliyorum. Derslerinizi okuldaymış gibi çalışmaya devam etmenizi ve aklınıza takılan soruları bana barlasaytacoglu@gau.edu.tr mail adresimden sormanızı rica ediyorum. Lütfen anlamadığınız yerleri zaman geçirmeden sorunuz. Ben de en hızlı şekilde ister video kanalıyla ister yazarak en uygun şekilde cevaplamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.